Şu anda karşınızda stratejik bir akrep var. Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam, geçen pazar adını prenses koyduğu karavanına resim çizerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, set dışında kalan zamanında karavanıyla ilgilendiğini anlattı. Vakit buldukça setten gelip o resimleri tamamlayıp gidiyorum. Yani bugün yine fırsatını buldum. Hemen şu işimi bitireyim, gideceğim. Evet, çok güzel olmuş ama. Devam edeceksin. Daha bitsin öyle, evet. Geçen yıl pandemi nedeniyle dizi çekimlerine Temmuz ayında başladıklarını hatırlatan ünlü oyuncu, tatil yapmayı dört gözle beklediğini belirtti. Nasıl, kendinize verecek misin, ara verecek misin, yoksa yeni bir projeye başlar mısın? Onların hepsi sezon sonunda belli olur. Ama önce bir tatil yapacağız. Çok yorulduk. 2 ay öncesinden başladığımız için periyodik olarak 2 ay öncesinden de yorulmuş olduk. Annenize bir EGMG. Her şey olur. Aslında minibüs de hazırlanıyor böyle. Evet. Yapılıyor böyle. Zaten onu biraz ona bir hazırlıyoruz. Bir tur var mı? Hayalinizdeki böyle yapmak istediğiniz bir tur var mı? Tabii. Sen? Önce benim bu memleketimi bir gezmek istiyorum. Yani Ege'den başlayıp Doğu, Karadeniz, Orta Anadolu her yeri bir gezmek istiyorum. Trakya. Sanırım bu yaz sonra başlayacaksınız, buna gitme geliyor. İnşallah. Araba da bitecek, boyalar da. Evet evet, onun için bir an önce boyamam lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok kolay ben, gelsin. Öte yandan Şevval Sam'ın üzerine Meksika Ölüler Festivali'nin figürlerini çizdiği karavanın sarsıcı bir hikayesinin olduğu ortaya çıktı. İlk adı Türk Deniz olan Şevval Sam, 2005 yılında minibüsüyle Akhisar Zeytinliova yol kavşağında yeşil ışıkta geçerken ters yönden motosikletiyle gelen Adem Genbaşı'na çarpmış, tek gözü görmeyen Genbaşı kaldırıldığı Akhisar Devlet Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası şoka giren ve gözlem altında tutulan ünlü oyuncu, motosiklet sürücüsü 8'de 8 kusurlu bulununca serbest kalmıştı. Klasik araç kullanmayı tercih eden Şevval Sam'ın kaza yaptığı ve bir ara arkasına rahmetli de sollarda yazdırdığı minibüsü karavana dönüştürmesi dikkat çekti. Ünlü oyuncu 16 yıl önce yaşanan kazada hiçbir kusurunun olmadığını ifade etti. Hem ters yönden geliyordu, hem kırmızı ışıkta, kask yok, ehliyet yok, ruhsat yok. Yaşlı da bir amca, yani 79 yaşında Adem amca. Bir gözü de görmüyordu. Benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu çünkü o bana aslında çarptı. Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Böyle bir şeye vesile olmuş gibi oldum. Ama benim bir tabii ki suçum yok. Ama üzerinden 16 yıl geçti. Yeni bir hadise değil. Evet. 47 yaşındaki Şevval Sam, suçum olsaydı bedelini öderdim dedi. Yani bundan başka da bir kazam olmadı. Bunda da gerçekten hiçbir suçum yoktu. Yani olsaydı bunun bedelini öderdim mutlaka. Sam, minibüsün kendisine 2004 yılında kaybettiğimiz Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Kamuran Usluer'den yadigar olduğunu belirtti. Her sene yazın. Kardı kıyamette de kalsam beni ağırladı. Çok böyle dağ başına da kalsam içi, çünkü daha önce de karavandı. Yani sonrasında ben bir şey olmuşsa karavana çevirmiş değilim. Kamuran Usluer'den bana yadigardır. 17 sene önce rahatsızlandığında sen alır mısın, sevdiğim birine gitsin istiyorum demişti. Tabii ki alırım Cameron abicim demiştim. O günden beri yani biraz da hatırasını yaşatmak için hiç satamadım, satmak da istemedim. Sizi hiç yarı yolda bıraktı mı? Vallahi bırakmadı, tam tersi. Ben onu bıraktım. yok ben de onu bırakmadım gördüğünüz gibi. Ama mesela yıllar önce böyle bir kar yağışına denk gelmiştim. Sanıyorum güneyden bir yerden geliyordum ama Nisan ayıydı. Birden bir kar yağdı. 30 kilometre tır kuyruğu oldu. Susurluğa yakın bir yerde. Herkes kaldı ve biz tam da böyle pazardan alışveriş yapmıştık. Peynirimizden, suyumuza, çayımıza, ekmeğimize, her şeyimiz vardı. Uyuduk. Kaç gün sürdü o? Tuvaleti var. Yo bir gün. Yani bir günde birkaç saat, bir 4-5 saat falan. Ama hani sıcak ve karnımız aç değil, hani ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, uyuyabileceğimiz böyle bir şey olduğu için karavan her zaman benim için bir mucize gibi bir şeydir. Ünlü oyuncu araba kullanmayı çok sevdiğini de sözlerine ekledi. İyi şoför olduğumu düşünüyorum, yani onu şey için söyledim ama. Yani araba kullanmak benim için çok hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Manuel, otomatik, yani manueli daha çok seviyorum tabii ama yeni otomobiller de yani çok konforlu tabii. Ama eskileri de zevkle kullanıyorum.